TriBetterim YouTube kanalına hoş geldiniz. Forex yayınındayız. Kimle? Utku'yla. Utku, güzel bir hafta olsun. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Tuğberk Hocam. İyi misin? Nasılsınız? Bu halimize şükür diyelim. Oldukça hareketli hafta. Jackson Hole'u bıraktık. Fed Başkanı Powell konuştu. Lagarde konuştu. Hani çok da bir şey beklemeyelim dedik. Hani söylediğinde ne söyledi? Gerekmesi durumunda faiz arttırabiliriz dedi. Hem Lagarde'ı hem Powell'ı %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmiyoruz dedi. Ama ne çok şahin ne çok güvercin. Ons altın fiyatına bakıyorum 1915. Yani böyle fırtınalar kopacak gibi bir Jackson Hole durumu yok. Şimdi yeni haftaya bakıyoruz. İstihdam verileri gelecek, büyüme gelecek. Özellikle ADP verisi, daha sonra ikinci çeyrek, ikinci okuma büyüme verisi gelecek. Ve daha sonra da Cuma günü verilerin verisi ABD tarım dışı istihdam verisi gelecek. Şimdi beklentili not almıştım Utku, onları bir söyleyeyim hızlıca. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olduğumuz günde ADP verisi gelecek. Beklenti Bloomberg terminalinde 198.000, önceki 324.000 seviyesinde. Büyüme ikinci çeyrek okuma da 2.4 bekleniyor. Cuma günü açıklanacak verilerin verisi, ABD tarım dışı istihdam verisi, yani non-farm payrolls kısmında da 168.000 bekleniyor. Önceki de 187.000 seviyesinde. Dikkat edersen 200.000'in aşağısına doğru ne çok sıkı bir istihdam piyasası ne çok Fed'i rahatsız edici bir istihdam piyasası. Bu verileri bekliyor olacağız. Şimdi bu yeni haftadaki bu istihdam ve büyüme verilerine baktığımız zaman da altın 1915, gümüş 24.15, euro dolar 1.08'in üzerinde, 1.09'un aşağısında. Yani Amerikan endekslerine bakıyoruz, böyle bir uçma kaçma yok. Bitcoin'e bakıyoruz, değil mi? Bitcoin'de de böyle çok majör bir hareket yok. İstersen genel bir durumu bir değerlendirelim. Ondan sonra da spesifik olarak başarılı önerilerimiz, başarısız önerilerimizde neleri ön plana çıkarıyoruz, çıkarmıyoruz bunları konuşuruz. Söz sende Utku. Teşekkür ederim Tuğberk Hocam. Sizin de dediğiniz gibi geçen haftanın önemli gündem maddesi Jackson Hole oldu. Burada yine Powell'ın ve Lagarde'ın söylenmeleri ciddi anlamda yakından takip edildi. Özellikle buradaki görünümde yine çok değişken bir tablo sunulmadı sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi. Yine %2'lik enflasyon hedefine vurgu ve önümüzdeki dönemde veri odaklı yaklaşıma devam edileceğinden bahsedildi genel anlamda. Buna paralel olarak da biz piyasalarda ne çok sert böyle yukarı yönlü hareketlik küresel tarafta ne de çok sert aşağı yönlü hareketlikler görmedik. ABD tarafında hissenin piyasaları geçtiğimiz hafta da hafif pozitif kapanış gerçekleştirdi. Altın ons tarafına baktığımız anda da yine bir işte 1902 ve 1920 bandı arasında sıkıştı kaldı. Evet, o band arasında sıkıştığını görüyoruz. Ne 1920 bandı yukarı yönlü kırılabildi ne 1902 seviyesinin aşağısına geldi. Ha tabii ki veri açıklaması sırasında konuşmalar sırasında daha doğrusu diyeyim bir açıklaması konuşmalar sırasında bir miktar volatilite yüksek oldu. Anlık 1902 desteğinden 1920 desteğine doğru hareketler gerçekleşti. Ha, burada doğru yönlü pozisyon alan yatırımcılar da vardı. Tam ters yönlü pozisyon alan yatırımcılar da vardı tabii ki strateji ediyor ama genel yönünde baktığımız zaman çok fazla bu bant ağırlığının dışına çıkmadı altında. Yine burada dikkat çeken unsurun ben ABD 10 yıllık tahvil getirisi olduğunu görüyorum. Yani 4.20 bandı üzerinde, 4.20 bandı üzerinde yine kalacak sağlandı. Dolar endeksi de yine 104 seviyesi üzerinde kalacak sağlamaya devam ediyor. Bu görünüm devam ettiği sürece de bir miktar daha bizim de sıkça değindiğimiz üzere sanki bu güçlenen dolar teması ağır basmaya devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde şu anda. Ya aslında Utku şimdi hani güçlü dolar temasında hep ne bekleniyordu? Fed bir anda faiz artışını durduracak. Ondan sonra bekle göre gidecek ve faiz indirimleri devreye girecek deniyordu. Ama özellikle geride bıraktığımız hafta Jackson Hole toplantısı, ekonomik aktivitedeki gidişat dikkate alındığı zaman da Fed'in evet Eylül toplantısında bir 25 bas puanlık faiz artışı fiyatlamalara dahil bekleniyor. Ekim'de toplantısı olmayacak. Kasım ve Aralık toplantılar olacak. Şimdi genel algı neydi? Yılın ikinci yarısından itibaren Fed Haziran toplantılarında durur. Bu MSCI Çin endekslerinden itibaren bütün Asya piyasasını dolara karşı diğer varlıklarda sert bir rally tetikler. Dolar endeksi yüzlü seviyelerin aşağısında 99.9 yüksek çift hanelere
geçer. Euro dolar 1.10-1.15 arasında daha yukarı yönlü hareket eder. Ons 2000 dolar ve üzeri. S&P'de baktığımız zaman da daha sert 4500'ün üzerinde hareketler. Evet. Ama hani geldik Ağustos ayının sonu, Eylül. Demek ki hep seninle konuştuğumuz piyasalarda bu kadar basit, görülebilir şekildeki unsurlardan para kazanmak, strateji oluşturmak, herkesin gördüğünden para kazanmak çok da kolay değil. Çok oldukça zor. Tabii Kasım toplantısı için de FED'den %55 ile 60 arasındaki bir ihtimalde 25 bas puanlık faiz artışı bekliyor piyasa. Şimdi ne anladık Utku o zaman, değil mi? Yani Kasım Aralık'ta pas geçilecek. Daha 25 konuşuyoruz. Acaba 2024'e geçtiğimiz zaman da seninle bir önceki yayında da konuştuk. Hem FED üyelerinden hem piyasa tarafından ne söyleniyor? Ya FED'in 2024 yılında da faiz artışına gitme ihtimalini devreden çıkarmayalım, bir dikkat edelim gibi söylemler de var. Şimdi 2024'ün ilk çeyreğinde de faiz indirir mi, indirmez mi? Hani açıkçası görmek lazım. ECB tarafına bakıyoruz. Lagarde yapacağını yaptı. Şimdi bu Eylül toplantısında faiz artışı yapmazsa, ötelerse Euro'yu ayağa kaldıramıyor. Zaten Avrupa'da, kıta Avrupa'sında bir durgunluk teması etkin bir şekilde devam ediyor. Bir de buna küresel anlamdaki sıcaklıklar dikkate alındığı zaman da özellikle Almanya'daki lojistik taşımacılığında çok önemli bir paya sahip olan Ren Nehri'ndeki nehirdeki su seviyesi çok düşük seviyelere geldi. Bu da ulaşımı engelliyor. Şimdi bu neden önemli? Özellikle işte DAX'la bu Ren Nehri'ndeki su seviyesinin azalması arasında ve yükselmesi anlamında pozitif bir ilişki oluyor. Hatta bazen de nedensellik de oluyor. Çünkü Almanya'nın eyaletlere dağılan bu üretim hatları dikkate alındığı zaman da hani bir Almanya haritası, Fransa-Almanya haritası açılıp da Ren Nehri'ni koyduğunuz zaman da buradaki önemli üretim hatlarına, yani ilk başta aklıma gelen bu Ren Nehri'ndeki lojistik taşımacılığındaki önemli fabrikalar hangileri? ThyssenKrupp örnek olarak, BASF ikinci. Bunlar bu Ren Nehri'ndeki su kritik seviyelere düştüğü zaman da force majeure durumlar ilan ediyorlar. Ticaret duruyor. Yani Avrupa'ya temel dinamikten baktığımız zaman da böyle kısa sürede Lady Lagarde'ın sihirli değnek gibi bir şey yapabileceği, şapkadan tavşan çıkarma bilekten zor. Hani zaten bütün bunları geçtim Utku. Dönüyorum ekrana bakıyorum. Euro dolar kaç? 1.08 yani, değil mi? Olur geldik. Yukarı gitmiyor. Faiz arttırıyor. Faiz arttırma sinyalini veriyor. Durabilirim diyor ama bütün bunlara rağmen 1.08 seviyesinde. Bunları çok şey yaptık Utku. Seninle hep konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Biraz böyle bir Asya taraflarının kulaklarını çınlatsak. NZ'de JP'ye demiştik. Bu acaba NZ'de JP'ye tarafında durum ne oluyor? Önerimizdeki giriş seviyemiz, kar alımı, zarar durduğu seviyelerimiz neydi? Biraz bize bu farklı enstrümanlardan olan NZ'de JP'ye tarafını anlatabilir misin? Grafikler ne diyor? Tabii ki hocam, Asya tarafına değinmişken Asya tarafında senedi tarafında da yukarı yönlü hareketliklerin etkili olduğunu görüyoruz. Neden oldu Utku orada? Burada da bir hem borsadaki aslında talebi teşvik etmek adına ülkeden bir hamle geldi. Bu da yeni vergi düzenlemesi ve önlemler geldi. İşte kaldıraç işlemlerdeki teminat oranları ve buradaki işte damga vergisindeki kesintiler dahil olmak üzere burada yeni işte kitleleri burada bir miktar daha teşvik etmeye yönelik tahminler yapılmasıyla beraber Asya tarafında şu anda piyasada yukarı yönlü hareketlerin hakim olduğunu görüyoruz. Onu da kısaca vurgusunu yapmak istedim. NZD yen tarafında, Japon yeni tarafında şöyle bir ekranı hemen paylaştığımızda bir üçgen formasyonu bulmuyordu. Hemen yayın öncesinde tam böyle bir kırılım gerçekleşiyordu direnç bölgesinden. Bizim de şu destek hatlarından işte şu 86. Bizim önerim neydi Utku, istiyorsan onu da bir söyleyelim. Yok muyuz? Yani daha doğrusu yukarı yönlü hareket potansiyelini bekliyoruz. Aşağı
aşağı yönlü hareket potansiyeli bekliyoruz. Hiçbir şey beklemiyoruz. Ne bekliyoruz? 86-14 bandından bir long yönlü bize önerdi. Tamam. Bulunuyordu long yönlü. Şurada bir kırılım gerçekleşiyordu direnç hattının. Yani bu direnç hattının bir miktarda doğruluğunu bize gösteriyor. Şurada yine minör bir hat oluşturmuş gibi şu anda tekrardan burada aşağı yönlü tepki oldu. Takip etmeye devam edeceğim. Burada eğer 86-14 bandından bir giriş varsa, işte hep bahsediyoruz trailing stop. Yani iş süren stop olarak da piyasada birçok kişi işlem gerçekleştirebiliyor. O araçlar kullanabilir ya da ben artık pozisyon belirli bir seviyeye geldiyse ama kar realizasyonunu gerçekleştirmeyip yukarı yönlü taşıyacaksan pozisyonu, benim stratejim, ben giriş seviyesine genelde stop loss çekiyorum. Önemli bir şey söylüyorsun. Gitti. Eğer yani buradan giriş seviyesine doğru gittik olsa bile pozisyonu kafa kafaya başa baş noktasında kapatmış oluyorum diyebilirim. Bu da önemli bir dipnot olarak düşündüğüm için yatırımcılara aktarmak istedim. Şu anda giriş seviyesinin üzerindeyiz ama dediğim gibi buradan bir dönüşü gerçekleştiği için ben stop seviyesini bir miktar daha giriş seviyesinde olabilir diye düşünüyorum. Eğer buradaki direnç hattı kırılırsa, yukarıda takip ettiğimiz band zaten TP1 hedef seviyesi 87-76 bandı olacak. Aşağıda da şuradaki 86-14 bandı önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer çok doğrulayıcı işlem yapıyorsak 86 bandı takip edilebilir. Bir miktar daha egzotik pariteler bu FX tarafında. Biliyorsunuz uzun süredir değinmiyorduk. Burada şimdi bir hareketlilik gözükmüyordu şu anda. Teknik anlamda bir aslında grafik görünümü sunmuyordu. Ama şu an teknik anlamda bir sıkışma grafiği olduğu için biliyorsunuz bu sıkışma sonrasında sert hareketlilik olabiliyor. Bu sert hareketliklerden nemalanmak adına aslında böyle bir önerimiz oldu diyebilirim açıkçası. Utku, yani tabii FX piyasalarının amiral gemisi eski zamanlarda Türkiye tarafında dolar Türk lirasıydı, gram altın tarafındaydı. Yurt dışı tarafta da hani bu işin amiral gemisi özellikle ons altın, gümüş. Hani S&P bile çok böyle emaresi olmazdı, euro dolardı. Evet. Ama tabii işte hani euro dolar biraz sahneden artık ayrıldı. Hani Lagarde'la beraber Euro'nun fişi çekildi gibi aslında. Yani Trichet zamanından beri baktığımız zaman hani bir Trichet, bir Draghi değil, Lady Lagarde. Hoş, yapabilecekleri de sınırlı. Hani bunu niye söylüyorum? Makro politikalarda başarılı olabilir. IMF eski başkanıydı. Evet, her şey çok güzel ama ben fiyatlamada baktığım zaman da Euro doların marjını çok daralttı mı? Daralttı. Bundan seviyor muyum? Sevmiyorum. Sevene de saygı duyuyorum. Dolayısıyla o zaman Utku yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. NZDCP'ye dedik, ons altın. Yani Powell konuştu, o konuşuyor, bu konuşuyor. Veriler geliyor ama nihayete bakıyoruz 1902, 1920. Hani yuvarlayalım. 1920, 1900 aşağıda, 1920 yukarıda. Çok doğru. Şimdi yani ons'ta da bir önemli bir sıkışma noktası var. Sıkışan bir varlığa da sürekli grafiğini 5 dakikaya çekip 15 dakikaya çekip sürekli bir teknik öneri verilemeyeceğine dikkate alındığı zamanda aslında ons'un sıkıştığı bir ortamda FX tarafında çok da bir piyasa volatilitesi beklememek gerekiyor. Ons sert aşağı veyahut da yukarıya kırılacak ki ondan sonra diğer FX enstrümanları takip ediyor. Yani nasıl sen hep yayınlarda anlatıyorsun ya, önce Bitcoin'de sert bir kırılma olacak, sonra altcoin'ler gelecek. İşte Ripple'da, Ether'de, diğerlerinde hareket olacak. Sonuçta Bitcoin nasıl kripto varlıkların fiyat anlamında amiral gemisi ise Forex tarafı için de altın bu işin amiral gemisi. Altının gün içi oynaklık, yani lütfen bu oynaklığı da yanlış anlamayın. Oynaklık iyidir. Çünkü piyasalarda oynaklık olacak gibi trade edilebilecek. Teknik analiz devreye girebilecek. Yoksa tight range'de yani daha demem gerekirse testere ağzı piyasada yatay bantta scalp yapmaya çalıştığınızda, periyodu azalttığınız zaman da indikatörler size sürekli sık frekansta al ve sat sinyali vereceğinden dolayı o tester ağzı piyasada o indikatörlere bağlı işlem yaptığınız zaman da kuvvetle muhtemel işlemlerinizdeki yukarı veyahut da aşağı yöndeki başarı oranı oldukça düşük olacak. Ya o zaman Utku, ne olacak bu ons'un şeyi? Euro'da hareket yok, gümüşte hareket yok, altında hareket yok, Bitcoin'de hareket yok. Bakır'da yatay, hafif aşağı düşüyor. Hani tarım emtia diyoruz, olmuyor.
bu kadar bir yataylık var. Yani bu OMS'daki durum hayra alamet mi? Ne diyorsun? Grafikler ne diyor bize? Altın tarafında sizin de dediğiniz gibi bir miktar daha bunu yatay bant hareketi 1902-1920 bandında devam ediyor. Bu da minör tabloda bir düşüş trendini kırdık ama ivmeli bir hareketi göremedik yukarı yönlü. Bizim şurada takip ettiğimiz 1885 desteği vardı. Bu 1885 desteği bir miktar daha aslında dip oluşumunu destekleyen bir destek. Tek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradan şöyle bir senaryo oluşturacaksam eğer ben yukarı yönlü sert hareketlik göreceksek altın tarafına 1885'e kadar bir çift dip yapmasını burada biliyorsunuz ki çift dip yapmasını. Yani önce bir aşağı sonra bir sert yukarı gibi bir beklenti. Yani bu ihtimalin bir miktar daha kısa vadeli görünümde fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü buradaki ikili dip sonrası biliyorsunuz özellikle formasyon hedefi alınmanın da hedefe geçmesi yani long yönlü işlemlerin de bir miktar daha burada devreye girmesi ciddi anlamda short squeeze'ler gel çıkışabiliyor. Short pozisyon ciddi anlamda birikebiliyor kaldıraç işlemlerde de. Bunu da yakından takip edilebilir diye düşünüyorum. Ama bizim biliyorsunuz bir hedefimiz vardı altında. Önce bir aşağı yönden gittik. Beklentimiz o gerçekleşti kısa vadeli görünümde. Ama orta uzun vadeli görünümde zaten bir miktarda altın tarafı altının ayrışmasını bekliyoruz aslında piyasadan. Ama bu ayrışma bir miktarda bence bir haber akışı bazlı gerçekleşecek diye gerçekleşebilir diye düşünüyorum bençesi. Bunun da etkileyicisi ne olabilir? Dolar endeksi güç kazanmasına rağmen şu durumda artan jeopolitik risklerde masadan kalkmış durumda değil şu anda. Jeopolitik gerilimler son derece tırmanmaya devam ediyor. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nı fiyatlamayan bir altın vardı. 2040 seviyelerinden baskılandı. Diğer jeopolitik gerilimler altın tarafında fiyatlanmadı. Enflasyon küresel anlamda ciddi miktarda arttı. Yani burada ülkeler bazında değil küresel anlamda bahsettiğim zaman bunlar fiyatlanmadı. Hatta sürekli bir baskılanma söz konusuydu. Ben bu baskılanmanın neticesinde artık herhangi bir gelebilecek haber akışının özellikle jeopolitik riskin artış göstermesine yönelik gelecek haber akışının ben artık altın tarafına olumlu yansıyabileceğini düşünen taraftayım açıkçası bir miktarda. Çünkü ciddi anlamda baskılanmış bir altın söz konusu. O zaman yukarı yönlü hareket potansiyelinde Utku bizim bir işlem önerimizle alakalı bir potansiyelden bahsetmiştik. Girişimiz neresiydi? Olası TP'lerimiz nereler olabilir? İhtimaller tabii dahilinde. Tabii bu herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Olabilme ihtimalinden bahsediyoruz. Tabii ki yani sadece şurada baktığımız zaman önemli teknik seviye olarak benim buradaki majör tabloda takip ettiğim seviye aslında şurada bir ikili dip senaryosu kısa vadeli görünümde. Yani bu hafta içerisinde bir ikili dip senaryosu gerçekleşse ben 1885 dolar DS'nin potansiyel bir seviye olabileceğini düşünüyorum. Hani bir fırlatma rampası seviye, launchpad seviyeleri vardır ya genel anlamda önemli bir destek seviyesinden ciddi gittikler gerçekten. Sen de her gün yeni bir terminoloji koyuyorsun. Bak daha sonra bu terminoloji bazen İngilizce oluyor. Türkçe'ye geçerken yanlış anlaşılmalara çok müsait oluyor. Sonra hani kelimeler üzerinden hassasiyet oluşturup yorumlar yapılacak. Hani istiyorsan bu dediğini de bir anlat. Şimdi önce bir trailing stop diyordun, işte short squeeze diyoruz, işte swing trade'ler dedik. Şimdi yeni bir terminoloji ekledin ama işte maalesef bazı İngilizce terminolojilerin Türkçe karşılıkları yok. Hani bazı izleyenler karşısında hassasiyet oluşabilir. Kelimeyi yanlış anlayabilirler. Hani daha sonra kelime yanlış anlaşıldığından dolayı kulaklarımız çınlamasın. Ne demek istiyorsun? Nedir bu? Yok hocam çınlamaz bence. Ben öyle düşünüyorum açısından. Launchpad aslında bizim fırlatma rampası olarak çevirebiliriz aslında karşını. Normal kripto para ekosisteminde çok kullanıyoruz launchpad'leri. Launchpad'ler aslında platform. Kısaca onun adı değinim. Bir kripto para projesi yeni ilk defa çıkacağı zaman bu launchpad platformuna başvuruyor. Bu launchpad platformunu aslında halka açılıyor diyebilirim. Buraya belirli tokenlar kitleniyor. Bu tokenlar karşılığında da bu launchpad başladığı zaman ilgili token'ın ön satışına katılanlara belirli token karşılığı olarak verilebiliyor. Bir miktar daha aslında halka arza benzetebiliriz yatırımcılara açıklamak gerekirse. İşte fırlatma rampası terimini ben de launchpad tarafını çok kullandığım için burada da hani şu mesela destek hattından işte altında şurada aldığımız 1902'den bir ciddi 1980'e doğru oluşabilecek bir hareketlik için ben 1885'in bir fırlatma rampası olabileceğini açıkçası düşünüyorum kendi açımdan. Onu belirtmek istiyorum. Güzel de bir terminoloji de öğreniyoruz. Sadece hani şu şurayı kırdı burayı kırdı değil. Tabii ki de
bir hareketli ortalamayı yukarı veya da aşağı kırdığında bir destek direnci illaki bir seviyeye gidecek, illaki bir yere değecek. Hani teknik analizde gördüklerimizi anlatırken de piyasa terminoloji anlamında da finansal okuryazarlığa da bir miktar katkıda bulunmak istiyoruz. Anlattığımız kelimeleri de yani ne anlama geldiği, nasıl kullanıldığı şeklindeki piyasa jargonu veyahut da terminoloji anlamında da bunları anlatıyoruz ki hani daha sonra videoyu izleyenler de bazı kelimelere takılıp buradan gereksiz anlamlar yükleyerek farklı niyetler okumaması anlamında. Peki Utku, hazır kriptonun sen bir girişini yaptın, launchpad'ler vesaire filan dedin. Şimdi Bitcoin. Gelecek 2024. Halving gelecek. Herkes beklentiyi Eylül-Ekim'e çekti. Boğalar geliyor. Ayılar sahneden çekilecek. Sert boğa var. Herkes Bitcoin alsın. Herkes Bitcoin'e dahil olsun. Halving gelecek. Dertler bitecek. Çare halving. Herkes yukarıyı görüyor. Herkes yukarı gidiyor. Olabilir. Bu yukarı hareket etmeyecek anlamında değil ama senin şu Bitcoin'in çok güzel bir grafik vardı. Basit ve net olarak anlatıyordu. Şimdi Bitcoin'de ne durumdayız? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bitcoin'deki yatırımcılar için teknik anlamdaki olası öngörüleri nedir? Bu arada neden Bitcoin'i konuşuyoruz? Çünkü altınla ciddi anlamda bir korelasyon var. Utku bunu geçtiğimiz yayınlarda neden altın ve Bitcoin arasında regülatörler mantığında, teknik analiz anlamında bakılması gerektiğini izah etti. Merak eden yatırımcılarımız da Thrive Yatırım YouTube kanalına girdiği zaman da bu FX videolarımızdan bunları takip edebilirler. Hazır bu arada belirtmişken lütfen Thrive Yatırım YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Desteğinizi rica ediyoruz. Kaliteli içeriğimizle sizlere bir nebze de olsa faydamızın dokunmasını amaçlıyoruz. Utku, söz sende. Ne olacak bu Bitcoin'in hali? Bitcoin tarafında çok önemli bir nokta dediniz. Özellikle Twitter tarafında olsun, yani sosyal medya tarafında olsun, kripto paralarla ilgili bir şu anda serbest görünüm olduğundan diyelim açıkçası, çok fazla derine girmeden. Böyle çok rahat söylenmende bulunabiliyor kitleler. Yani şurada mesela ben 2 günlük yaşamım gördüğüm zaman işte Bitcoin hemen çok ciddi %30 yukarı gidecek gibi, işte ya da 2 günlük kırmızı mum gördüğünde hemen aşağı yaşatıyorlar. Evet gibi bir söylenmek söz konusu oluyor ki bunu biz şu 30 bin bandında gördük. 30 bin bandına geldiği zaman Bitcoin herkes 40 binleri söylemeye başladı. İşte Bitcoin 40 bini görecek, Bitcoin 40 bini görecek. Ama bundan kısa bir dayanak bulunmuyor. Neden Bitcoin 40 bini görecek diye sorduğum zaman bir dayanak bulunmuyor. Yani karşılığını alamadık genelde. Ben bu seviyelerde de Bitcoin'in aslında altın, ons altın 2050 bandını kırmadığı sürece Bitcoin'e bir rally beklememeyin gerekli olduğunu düşünüyordum kendi açımdan. Bunu da sıkça paylaşımını gerçekleştirdim. Aynen, hep belirtiyorsun bunu. Buradaki yayınlarımızda da sonraki başladığımız dönemde de belirtmeye başladım. Yaklaşık bir senede de böyle bir görüşüm var. Bitcoin tek başına sadece on-chain metriklerle bir hareketlik içerisinde bulunmayacak diye düşünüyorum son dönemlerde. Hatta bu gerçekleştirecek olan ETF başvurularının onayını bile ben altınla paralel bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Özellikle altının 2050 bandındaki hareketliği sonrasında ben bu ETF onaylarının, herkesin piyasada merakla beklediği ETF onaylarının bir koyla bir şekilde, birlikte bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki benim kendi düşüncem ama şu anda da bu düşüncenin zararını görmedim. Hatta yani şurada baktığımız zaman işte altındaki son hareketlik öncesi Bitcoin 28.850 bandındaydı. Şu anda geldik 25.900 bandına. Yani şu band hareketine geldik. Buradan da bizim beklentimiz neydi zaten? 23.700 bandına doğru bir hareketlikti. Bu da tekrardan bir alıcı satıcı savaşı var. Tekrardan bir aşağı yönlü bir bacak daha hareketlik yapmasına aslında Bitcoin'in ben bekliyorum. Nereye kadar? İşte 23.700 desteği. Peki oralardan Utku, oldu geriledi, ani bir haber geldi, tak mavi çizgideyiz. Sonra bir dead cat bounce mu, ölü kedi sıçraması mı? Yani senin dediğin launchpad mi devreye girebilir? Ne olur hep de şu algı olmasın, ya işte hocam sürekli aşağı, sürekli aşağıya, piyasaya karşı düşünüyorsunuz. Evet, düşebilir, bir yukarıda gidebilir noktasında. Hani launchpad'den ne kadar bir fırlatma etkisi devreye girebilir?
Şöyle bakacağım. Ben orada bir miktar daha buradaki 23.700'ün altındaki 1885 desteğine tekabül edebileceğini ortalama olarak düşünüyorum. Bu 23.700 desteğin tabii fırlatma rampası olarak kullanılabilir ama o zamanki tabloya bir miktar daha tabii ki bakar. Olunca konuşuruz diyorsun. Uzaklı diyorsun. Şimdi yatırımcılara da o zaman bilgi annemesini günlük bazda gerçekleştiriyoruz tabii ki ama 23.700 bence de potansiyel bir destek seviyesi. Hani buradan yukarı yönüne gittiği destek gelebilecek potansiyel bir seviye ama tabii ki şuradaki aralıkta bir miktar yatay bant hareketleri de yani 23.700 testi sonrası geldi. İşte şurada 25.500-25.600 bant tekrardan bir yatay gittik. Sonrasında bir miktar daha yukarı yönüne gittik senaryosu olabilir diye düşünüyorum Bitcoin tarafında da. Ama özellikle bu ETF onaylarının gerçekleşmesi altında 2050 dolar direncinin kırılması artık Bitcoin'de bu beklenen rally'nin o zaman gelebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Utku tabii sen Bitcoin tarafını bahsediyorsun ama yani işin alt temasında da teknoloji boyutunda özellikle yapay zeka ön plana çıkmaya devam ediyor ki yurt içinde de hani sen de takip etmişsindir. Hani en son yapay zeka ile güzel bir röportaj mı diyelim artık bir konuşma yapıldı. Hani işin nerelere gittiğini artık görüyoruz. Ama tabii ki bir gün seninle yayınlarda bu yapay zekanın felsefi boyutunu da, karar mekanizmasını da konuşuruz. Yani etik, ahlak ve vicdan tarafı hani Batı bloğundaki bilinç, Doğu bloğundaki ruh anlamındaki farklı felsefi boyutları da var. Peki bu yapay zeka ile alakalı, teknoloji ile alakalı sen iki tane bir varlık ön plana çıkarmıştın. Şimdi bunları söyleyip de ben söylemedim, işte biz söyledik de üzerinden yayın geçti, kapattık değil. Ne demiştik? Ne oldu? Temalarda bir değişiklik var mı? Yok mu? Hani bir durum tespitimizi de bu dediğim varlıklarda bir bakalım. Tabii bunları söyleme nedenimiz bir yatırım tavsiyesi değil. Altını ısrarla çiziyorum. Bir moda var, bir momentum var. Bu da yapay zeka. Ve bu yapay zekada kısa sürede devreden çıkacak bir unsur değil. Hani biz bunu şu anda daha basite indirdiğimiz zaman da Tesla'nın elektrikli aracındaki dünyanın en iyi otonom sürüş yazılımı anlamında. Tabii mükemmel değil ama diğerlerine göre, Almanlara göre kıyaslandığında en iyi otonom sürüş tarafındaki yazılım. Yapay zekayı da bu kadar basite indirgememek gerekiyor. Dolayısıyla burada ne oluyor Utku? Durum ne? Şöyle Tuğba Hocam, sizin de bahsettiğiniz yapay zeka hype'ı var zaten. Biz de elimizden gelince sıkça değinmeye çalışıyoruz. Hatta Nazlı'dan Yager pozitif ayrışmasının sebebi de bu oluyor. Yapay zeka ve teknoloji odaklı firmalar aslında. NYSE'lerinde biliyorsunuz ciddi anlamda yukarı yönler gittikler gördük biz. Aynen. Özellikle geçtiğimiz haftanın parlayan yıldızlarından bir tanesi oldu. Hep parlıyor zaten. Gerçekten doğru. Aşağı yönler gittikler gidiyorsa da genel anlamda baktığımız zaman ciddi anlamda bir getiri söz konusu o tarafta. Bunun tabii ki yansımaları yapay zeka odaklı kripto varlıklara, tokenlara da olabiliyor. İşte bizim Agix ve Fetch AI'ımız bulunuyordu geçen hafta bahsettiğimiz. Bunlar da Ethereum üzerinde oluşturmuş ERC20 bazı tokenlar aslında. Şimdi bunlarda şöyle bir durum var. Geçtiğimiz dönemde şimdi NVIDIA'daki o sert yükselişi hatırlarsınız %150'ye varan bir hareket. Evet. Burada Agix tarafında yanlış hatırlamıyorsam tabii hatırlayan yatırımcılar zaten bir 8-10 katlık bir hareketlik gördük yukarı yönlü olarak. Tabii ki hemen aynı şekilde gerçekleşmedi. Birkaç zaman dilimi aralıkları vardı. Yine ciddi hareketlikler görmüştük sert anlamda. Bu sefer baktığımız zaman bir miktarda artık kripto para ekosistemindeki o nakit çıkışının derinleşmesinden dolayı ve de piyasadaki o volatilitenin artık ciddi anlamda azalmasından dolayı sanırım buralara çok fazla ciddi anlamda bir giriş olduğunu görmedik şu anda. Yani bir miktarda Bitcoin'i artık takip ediyor şu anda altcoin'ler. Yapay zeka odaklı varlıklar da böyle. Bunun da sebebi bir miktarda aslında Bitcoin'in bu en son düşüşünden beri altcoin'lerdeki aslında düşüşün ciddi anlamda derinleşmesi. Yani şimdi geçtiğimiz hafta mesela Ripple'dan bahsettik. Ripple'a ciddi anlamda güven vardı. Mahkeme süreci sonuçlandı burada. Buna rağmen o %100'lük bir günde hareketlik yapan Ripple yukarı önü bu yükselişte hepsini geri aldı.
Yani bu gerçekten ciddi bir kayıp olarak gözlenmeniyor yatırımcılar tarafından. Ki Ripple'da en eski kripto varlıklardan bir tanesi. Aynen. Market cap olarak da yani ilk 5'te bulunan varlıktan bahsediyoruz şu anda, yanlış hatırlamıyorsam 5-6 civarında olması lazım. Bundan dolayı ciddi bir güven kaybı var şu anda kripto currency'lerde. Bunun sanasam bir miktarda etkisi bulunuyor diye düşünüyorum ama bazen bazen destek hatlarından toplamak bir varlığı avantajlı olabiliyor stratejik. Bazen de belirli direnç kırılmanın takip edilmesi doğru edici işlem gerçekleştiriyor. Ben olsam ne yapardım? Ben AGİÇ tarafında, FCAI tarafında bir düşüş trendi var zaten. Bariz belli. Şurada bir düşüş trendinin hemen günlük grafik üzerinden baktığım zaman orta vadeli görünümde göze çarpıyor. Tekrardan bundan tepki aldı hatta. Bu direnç hattının kırılmasını beklerdim. Bu artık düşüş trendinin kırılmasıyla beraber sert bir yükseliş sinyali olabilir. Beklentisiyle bir miktarda orta vadeli hareketlik beklentim olurdu diye düşünüyorum. Bu tokenlar, yapay zeka odaklı tokenlar, AGX ve FHAI ben de yakın zamanda takip ediyorum. Ama dediğim gibi bir miktar daha şu anda trend kırılımları daha doğrulayıcı sinyaller olabilir. Çünkü genel görünüm olarak kripto para marketinde şu anda bir ne diyeyim, yani orada bir güven eksikliği, bir güven kaybı var. Bunun tekrardan yenilenmesi için haber akışları, işte altın tarafındaki hareketlik vesaire birçok faktör gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Utku, yarım saat oldu. Hani beni bıraksan akşama kadar konuşurum. Ama yatırımcılarımız da artık hani bitirin, bitirin seslerini, duyuyor gibi olduğum, ya duyuyorum diyeyim. Yayını tamamlayalım. Ağzına sağlık. Tabii. A'dan Z'ye yine FX tarafında kripto unsurlarda her şeyi konuştuk. Yeni terminolojiler ekliyoruz. Terminolojilere yanlış anlamlar yüklememek gerekiyor. Kelimelerden niyet okumamak gerekiyor. Ama maalesef her İngilizce kelimenin de Türkçe karşılığı yok. Bundan dolayı konuşuyoruz. Yatırımcılarımıza da merak ettikleri varlıkları videonun altına yazabilirler, sorabilirler. FX tarafı için, kripto için ya da Trive yatırımı arayıp sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Utku, teşekkür ediyorum. Rica bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Drive.